Bu konuyla ilgili yok. Kerem'e geçeyim o zaman. Tamam sen bilmiyorum. de. <laughs> Gençlikten devam edelim. Hocam Kerem Aktürkoğlu ile böyle bir röportaj yaptık. Bir hikaye anlattı. Dedi ki Başakşehir'de 4 yılım çalındı. Ee, i̇şte bir baskı e, üstünde baskı üstünde olduğunu söyledi. Ve hatta ekledi de Başakşehir maçlarında bu olayları unutmadığım için ekstra da motive oluyorum. Ee, mi bilmiyorum. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Ya yani izleyemedim ama tabii geri bildirimini aldım. Yani başka şeyle alakalı <laughs> söylemiş olduklarını Kerem'in. Yani genç oyuncular yani çocuk yani ee, biz de çocuktuk. O da daha genç. Daha yeni ilk defa Türkiye'de böyle bir bir senede bir gündem oluyor. Konuşulduğunda dinlendiğini görüyor. Sokağa çıktığında itibarı olduğunu görüyor. Şöhret dediğimiz şeyin o bazen sizin ayaklarınızı kestiği zamanlar vardır. Ben çok yaşadığım için onu doğru yönetmek lazım. İşte ben biraz önce söyledim. Galatasaray'dan ayrıldığımda ben sağlıklı e, e, tıraş oldum. E, basit basın toplantısına gelmeden önce. Tıraş oldum. Kuaför bana dedi ki ya Emre abi dedi gideceksin tabii dedi ya sen sağlıklı hayat için spor mu yapıyorsun dedi bana kuaför. Kuaför öyle deyince ben de gittim basın toplantısına dedi ki ben sağlıklı hayat için spor mu yapıyorum ya dedim. <laughs> basın toplantısında. Şimdi bazen öyle cümleler öyle kelimeler kullanıyorsunuz ki gençliğinizde. O size şöhretin vermiş olduğu, dokunulmaz olduğunuz hissettiğiniz süreçlerde sonra pişman oluyorsunuz. Bu benim pişman olduğum sözlerden bir tanesidir yani. Öyle değil. Karşında camialar var, seni seven insanlar var. Seni sevmeyen insanlar kadar bir o kadar seven insan var yani. Şöhret dediğiniz şeyin getirmiş olduğu kadar kimse kusura bakmasın bir gün sizden götürdükleri de oluyor. Yani e, Kerem bunları söylerken onun ne yaşadığını net bilmiyorum. Bir sene ondan beraber burada çıktık. Açıkçası o dönemde çok güçlü bir takım vardı kendini geliştirebileceği bir ortam da vardı aslında. Fakat daha dışsal motivasyonu yüksek bir oyuncu gibi geliyordu bana. Yani dış etkenlerden etkilenen bir oyuncu görüntüsü veriyordu. Çok ...panikti, kap, çok böyle top eziyordu, kaptırıyordu. Ama dinamizmi işte oyun'a katmak isteği falan çok yüksekti. Fakat yani o dönem bizim takımımızda şans bulamadı. Dört seneyi kastederken niye kastettiğini bilmiyorum çünkü bir sene. Sonuçta işte kiralanma süreçleri işte, var önünde süreci. ama e, yani baktığınızda bugün bir yerlere gelmiş birçok teknik adama ya da birçok büyük futbolcu sorun çok kendince çok büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Yani ben de anlasam Kerem kadar kulüpleri şikayet etsem ya da teknik adamları şikayet etsem güzel bir 200-250 sayfalık kitap yazarız hep Hı. beraber yani. Hani zannetmesin ki tek o sıkıntıları o yaşadı. Hepimiz yaşadık. Bugün bir yerlere gelmiş herkes hayatında sıkıntılar yaşamıştır. Mesleki olarak da bakmayın. Sadece futbolcuk olarak da bakmayın. Mesleki olarak bir yere gelmiş birçok insan mutlaka hayatında sıkıntılı dönemler yaşamıştır. Ama sonuç itibariyle bir oyuncu konuşurken de yaşlı 20 iyi olsa, ben bu hatayı yaptığım için hatayı yapmış bir abisi olarak ona tavsiye verebilirim. Konuşurken daha üstten bakmalı. Daha olayları, bu da hayatın içinde varmış, bunu da bana yaşattılar ama ben bundan daha güçlü çıktım gibi yaklaşmalı. Onları unutmayacağım, onlarla hesaplaşacağım gibi bakış açısı... Kimseye bir şey kazandırmaz. Bizim onu ekmemiz demek. Hele 20 yaşında bir genç oyuncunun ekmesi onu... onun kariyeri açısından ilerideki... onun karşısına getirecekleri açısından doğru değil. Üzülür daha sonra yani. Bu söylediğinden üzülür. Tanıdığım kadarıyla aklı başında da bir kardeşimiz. Beraber de oynadık. Gördüğümde her zaman bana saygıda kusur etmez. Üzüleceğimiz şeyleri yapmamalıyız gençken o zekayı biraz ortaya koymak lazım. Ben koyamadım onlar koysunlar istiyorum yani. Hani diyor ya akıl veriyorsun da sen neye kullandın? Yani ben dediğimi yapsınlar, benim dediğimi yapsınlar, yaptım yapmasınlar deyip geçip gidiyorum yani. <laughs> Bu son maçta diyalogumuz oldu mu hocam? Hazır geliyor dedim Yani maçtan önce bir selamlaştık ha. yani öyle diyalog derken. Tamam. En fazla o olabilir. E, Kerem de bahsediyor. Başka futbolcular da bahsettiyi soruyorum. Yani önceki dönemlerde çok fazla abiciliğin sıkıntısı çekilmiş gibi bir e, birçok konuk duyuyor futbolculardan. Sizde de oldu mu mesela? Yani abicilik değil, o olması gereken bir hiyerarşidir. Yani bir tak yani siz bir şirkete e, orada yeni bir işçi girdiğinde, yeni bir çalışan girdiğinde nasıl bir konumu oluyorsa bir altyapıdan oyuncu geldiğinde de öyledir yani. Ben biraz önce şeyden önce yayından önce de sizle konuştum. Yani ben Galatasaray'da garsonluk yaptım yani. Ben garsonla garsondan bir şey istedim de, garson Vaçuk abi vardı, Vayt abi. Gel kendin al diyordu yani. Ben ona servis yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> yani genç takımdan A takıma çıkmış oyuncuların yaşamış olduğu süreçler vardır. Kimi bunu eğlenceli hale getirir, zorlu zorluluğu kimi ondan çıkamaz. Yani bu benim için bir problem. Herkes önümü kesiyor ya getirir. Sınırı ne hocam bunun? Ya bunun sınırı nedir? Mesela. Teknik yani burada teknik adamın ve kulübün kendi iradesi devreye girer. Yani o, o hiyerarşisi olması gerekir. Yani ben bana e, bir bacak arası çalıştım Tolunay abiye ben. Tolunay abinin top bir ba sağ bacağına takıldı, bir sol bacağına takıldı, geçmedi top. Ama çok zor bir pozisyondu. Top benim önümde kaldı. Benim önümde kalınca o kadar zor bir pozisyonda gidiyor ki top. Yani birinin daha bacak arasına atmam lazım. Hakan Ünsal geldi, ona bir bacak arası atayım dedim ona da. Ama o benim... yani Oradan ancak öyle geçebilirsin. Aynen öyle de oldu. Top bir sağ yana çarptı, bir sol yana çarptı. Benim önümde kaldı. Bunlar topu bıraktılar. Bir Okan abi bana vuruyor. Bir Tolunay vuruyor. Bir Tolunay abi vuruyor, bir Hakan Ünsal vuruyor. Fethi abi var, Fethi abi var. Yani önüne gelen topa vurmuyor, bana vuruyor yani. Yani dedi ki sen bir dur ya, bize bir bacak arası atıyorsun. 17 yaşındasın sen. De. Yani ben böyle top ayağıma gel Fatih Hoca'da dönmüş arkasını tabii böyle kırmak için vurmuyorlar da bir, bir onun bir şeyi vardır, ayrı vardır. Öyle vuruyorlar. Fatih Hoca döndü arkasını kıs kıs gülüyor. En son tamam artık abarttınız dedi. Tamam 7 8 tane yetti dedi. Bundan sonra abartmayın dedi yani Fatih Hoca'da. Yani süreci doğru yönetmesi gerekiyor genç oyuncunun da. Orada abilik yapacak profillerinde. Ama hocam o cesaretinizi kırmaz mı? Yani 17 yaşında siz onu yapabiliyorsunuz. En tecrübelileri ben, o bacak atabilecek Allah, ben, seviyedesiniz. Yani ve onu... Ben... Cesaretim Pratiğe benim yani kıramaz yani. Kimse kıramaz benim cesaretim yani. <laughs> cesareti, cesaret varsa o kırılmaz zaten <laughs> yani. Anlatabiliyor muyum? Cesaret olmadığı için acaba bu kırılır mı, diye, kırılır mı diye endişe edersiniz. Cesareti olan adamın cesareti kırılmaz. O yolda hani kaç tane adam kaldı diyor hayatını bir şeye adayan yani cesareti olan adamlar bunu yapabilirler. Futbol hayatınızı adamanız gereken, cesur olmanız gereken bir meslek. Burada birçok şeyi gözünüzü kapatıp hedefiniz noktaya gitmek için yapmak zorundasınız. Yani ben de zorluk çektim. Mutlaka Kerem de çok zorluk çekmiştir. Ben kimseyi yaşadığını küçümsemek için bunu söylemiyorum. Ama Galatasaray'ın içinde ben o hiriyaşıya şahit oldum ve benim gelişimde çok faydası oldu. Çok faydası oldu. Ben hiçbir zarar görmedim. Galatasaray'da bize o dönem içinde futbolun içinde bulunmuş hocalarımızdan, büyüklerimizden, abilerimizden hep fayda gördük yani. Hiç bizim kötülüğümüzü istemediler. Biz de bugün buraya çıkan genç oyuncuların hiçbirinin kötülüğünü istemeyiz. Benim takımımda şu an çok tecrübeli oyuncular var. Aralarında genç oyuncular var. Hiçbirinin kötülüğünü istemezler. Yani. Çünkü biz de o yollardan geçtiğimiz için birilerinin gelip bizim yerimizi alması ve e, Allah'ın çok iyi hale gitmesini hep arzular isteriz yani. Var bununla ilgili? Bununla ilgili yok ama... ama son sahaya yansır mı hocam o? Sahi içinde yani daha yaşça tecrübeli olana... Yani daha müsait pozisyonda daha genç biri var. Biraz daha zorunda daha tecrübeli oyuncu topu istiyor. İlla onu atmak gerekli mi? Mesela or, yani hiyerarşi nereye kadar işliyor onu çok merak ya ediyorum. Ya bazen bir abinin sahanın içinde bağırır onu atmayacağınız varsa atarsınız. O olur en fazla. Ya da orada tercih yapmazsınız. Giderken gol pozisyonunda ''Aa burada Emre abim var. Burada Serkan abim var. Emre abim daha büyük. ondan onu atayım." demezsiniz yani. Ama bazen oyun içinde gelişir. "At bana." der. Aslında siz orayı düşünmüyorsunuz. Dönersiniz onu atarsınız. O başka bir şeydir ama onun korkusuyla işte onu atmazsam bana kızar. Onu atmazsam umrum ben şey olur. O zaten doğru bir oyuncu profili değil yani. Oyunun gerçeği var. Oyunun gerçeği dışında bir şeyi sanki için düşünmemelisin yani. Ben biraz Türk teknik adamlığıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Son dönemde heyecanlıyız. Sizle beraber birçok isim çıkıyor, görev alıyor. Tabii burada pro lisans konuları da tartışılıyor ama onlar çok tartışıldı. Ona girmek istemiyorum. Orada büyük bir sistem sıkıntısı var. Hani neredeyse bine yakın pro lisanslı teknik adam var. Mesela Biliya bugün bir dün geldiğinde antrenörlük kursundan geldi buraya Arjantin'e. Ya yani bir de bu tarafı var. Niye bizim, bizim oyuncularımız neden mesela, yapamıyorlar mesela? Yani bizim böyle bir şansımız yok. Motive yaşında ben top oynayacağım ama aralarda da teknik adam eğitim almak istiyorum. De Bruyne aldı A lisansını aldı. Yani ben de A lisansımı aldım oynarken ama o 2002 Dünya Kupası'nın vermiş Onu, olduğu avantaj da avantajı da aldı. aldı. Yani sorunu sormadan Serkan hı hı. E, şöyle değiştirmemiz gereken çok şey var. Kesinlikle. Konuşmakta kolay. Bugün benim oturduğum yerden, o koltuğa otursam belki başka bakacağım. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok ama çok acil kararlar alması gerekiyor. Çok acil kararlar alması gerekiyor. Ee, yani bu bu yönetmeliklerin, teknik adam yönetmeliklerinin bir kez daha yatırılmasaya tekrar değerlendirilmesi gerekiyor yani. Ben şöyle bakıyorum. A lisansla e, İngiltere'de Championship'te takım çalıştırabiliyorsunuz. Yani Fulham'ı, Bournemouth'u, Nottingham Forest'ı çalıştırıp Premier Lig'e çıkabiliyorsunuz ama Türkiye'de bir halk Ligi'de bile şeye göre, yönetmeliğe göre çalışamıyorsunuz. Bunların bence sistemin sıfırdan kurulması lazım. Yani Almanlar, İngilizler bence bizden daha iyi biliyordur bu işi. Çünkü sistemi kuranlar. Yani bunu kimse kusura bakmasın onların bizden iyi bildiğini kabul edeceğiz yani. Onlar bizden çok daha iyi biliyorlar hem de çok 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 daha iyi biliyorlar yani oyuncu yetiştirmesini de iyi biliyorlar. İyi eğitimci yetiştirmemizi. Zaten Türkiye'deki bence ana problemlerden bir tanesi oyuncu değil, eğitimci. Eğitimci problemimiz var yani. Eğitim problemimiz var bizim. Eee Cem abiye kızıyorlar. Cemil Musa da eğitim şart diyor da eğitim öylesine şart ki. Yani doğru yani söz doğru. Bizim ülkemizde ben futbolla yatan, futbolla kalkan bir futbol adamıyım. Ama eğer işin doğrusunu konuşacağız. Tercih ederken yaptığımız bir de ben beni eleştirmek çok kolay. Zaten ben 23 sene top oynamıştım. 21 senesi dövmüşler beni. Ben çok kolay. Futbolda bitti. O oh, Emre yine devam ediyor. Beni eleştirmek kolay. Hani ki statü olarak tek sahip olan kişi benim. A lisansa. Yaş itibariyle. Yani futbolu bıraktığı süreç biter bitmez elinde A lisans olan tek oyuncu benim. Başka oyuncu yok. Ona rağmen bana bunu yapıyorlarsa şimdi B lisansı A lisansı birleştirdiler. Yarın bir gün o lisans almış bir arkadaş bir takımın başına geçtiğinde daha bu eğitimini mi aldı? B ile A'yı birleştirdiler o falan diye. Herkese bir şey takacaklar, bir kulp takacaklar yani. Ya dediğim gibi dışsal motivasyondan uzak, içsel motivasyon yüksek, kendi işine konsantre olacak teknik adamlara ihtiyaç var. O yüzden de ama bunu da yetiştiren ve onu aynı zamanda varsa cesareti oyuncuya gösteren bir yöntemi, bir yolu, bir düzeni, bir felsefesi olan eğitim, eğitimci ihtiyacı var bence Futbol Federasyonu'nun. Peki bu sistem içerisinde Avrupa'ya teknik adam gidebilir mi Türkiye'den? Ben yeni teknik adamların bunu başaracağını düşünüyorum. Ama Düşünüm. sistem değişince mi yoksa bu sisteme rağmen mi? Yani bu sisteme rağmen yani Fatih Terim gitti, bu sisteme rağmen Şenol Güneş gitti, bu sisteme rağmen Mustafa Denizli gitti. Yani Mustafa, bu, bu sisteme rağmen gidenler oldu. Onlar kendi hikayelerini kendi yazan teknik adamlardı. Ama federasyonun desteklediği düzenle Eğitimin arttığı, eğitim kalitesinin arttığı, sürenin arttığı e, daha kaliteli harcanmış eğitim programlarında e, bu cesareti gösterebilecek teknik adamlarımız olduğunu düşünüyorum. Yeni jenerasyonun bunu başarabileceğine tamam. inanıyorum. Aynı fikirdeyim ve adaylardan bir tanesi de sizsiniz. İnşallah. Benim de en büyük arzum isteğim Avrupa'da teknik adamlık yapabilmek. Hocam en iyilerden biri olacağım, en iyisi olacağım e, motosu çıkmıştınız teknik elektrolük olacağım demem yani. ben olmak istiyorum derim ee, inşallah olacağım derim ben ön, ön, önce çok keskin kullanmam cümlelerim önceki günde e, Arda Turan az önce konuştuğumda e, tarihin en iyisi olmak istiyorum Fatih Hoca da bir tek sen geçebilirsin beni dedi ne güzel motive evet. etmiş Arda işte hocam yani biz birbirimizle yarışmayız. Biz birbirimizin içinde yani şimdi yeni teknik adamlar da bu tabii ki karşı oluruz birbirimizle. O yar yarışma sahan içinde bir 90 dakikalık bir şey var. Yani orada bir kapışma var diyeyim daha doğrusu. Ama onun dışında yani teknik adamlık becerisi bir anda gelebilecek bir özellik değildir. Yani Klopp iki kere takım düşürdü. Tamam yani o tecrübelendirebilmek yaşamamışlıklardan ders çıkarabilmek ki baktığınızda futbolculuk kariyerine... yaşantısından... en çok ders çıkarması gereken oyunculardan bir tanesi bendim. Bir tanesi de belki Arda'dır. Yani o bizim <laughs> bir şeylerimiz var, benzer yönlerimiz var... Arda'yla. Ama Arda'nın da... kendi... çalışmış olduğu... kendi geçmişini göze aldığınızda teknik adamlarla, çok değerli teknik adamlarla çalıştığı... Bir kere Barcelona'da çalıştı adam ya, Iniesta'yla Xavi'yle oynadı adam yani, anladın <laughs> mı? O yüzden hani onun çok iyi bir teknik adam olmasını beklemiyorum demek ki haksızlık olur yani. Olacaktır mutlaka ama şunu da ona da söylediğim için rahatça söyleyebiliyorum, futbolculuk gibi değil. Yani bu teknik adamlık işi çok daha zor bir iş, çok daha mesai harcadığınız. futbol sevmeniz gerekiyor. Arda eğer ki Galatasaray'da futbola başladığı... Süreç ki futbolu severse çok büyük teknik adam olur. Hiç şüphem yok yani. Evet. Benim son sorum cevabının da kısa olacağını düşünüyorum. Yine daha önce yaptığımız röportajda Türk futboluna dair çok büyük hayallerim var. Şimdi dillendirmeyeceğim. Zamanı gelince inşallah görürüz demiştiniz. O hayaller devam ediyor mu? Yani hayaller devam ediyor. Geçmişte hayalleri dillendiriyorduk. Şu an dillendirmeden biraz daha böyle <laughs> esrarengiz bir hava oluşturuyorum <laughs> dermişim ama hani dillendirmememin sebebi delirdi bu falan diyebilirler. O yüzden dillendirmiyorum. Ben yani <laughs> Türkiye'deki potansiyelin farkına verebilecek, o kıvılcımı yakabilecek insanlardan bir tanesi olmak istiyorum ben. Herkes bizi dinlediğinde mutlaka bir şeyler söylüyor ki Türkiye'de konuşmak çok zor. Konuştuğunuzda o kadar çok muhalif var ki konuştuğunuzda aman be bu da ne söylüyor diyen o kadar çok adam var ki. Ama e, yani bu kalabalıklar içinde bir tane inandığın, güvendiğin insanın bile seni anlayabilmiş olması, anlayabilecek olmasına tutunuyorum ben aslında. Ee, Türkiye'de e, şöhret olmak, futbolun içinden gelip bu e, bu mecrada bazı problemlerle boğuşmak gerçekten kolay değil. Çok yalnız hissediyorsunuz kendinizi. Yani o yüzden de hedeflerimizi, hayallerimizi dillendirmekte bazen çekiniyoruz. Ee, yoksa yoksa esrarengiz bir hava olsun diye saklamıyoruz. Yani çekindiğimizden söylemiyoruz. Ama Allah ömür verdiği sürece, sağlığımız yerinde olduğu sürece, hayatımızda bizi bu hayata bağlayan en büyük olgulardan bir tanesi futbol, aileyle beraber futbol, Psikoloğum anne olmak, bu hayatta en çok anne olmayı seviyorum dedi bana geçen ay. Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevmişim Emre dedi. Sen neyi de dedi? Ben de futbolcu olmayı dedim yani içimden direkt o cevap geldi. Biz futbol seviyoruz. Ben futbol dışında hiçbir şeyle anılmak istemiyorum bu hayatta. Futbolun dışında hiçbir şey yok hayatımda. İnsanların beni tanımasını gerektiren öyle bakıyorum. Çok iyi. Hocam e, bu sene lig rekabetinde bir Başakşehir tesadüfleri mi diyeyim artık sizden isteyeceğim cevabını. Emre Belözoğlu Başakşehir'in kaptanlığını yaptı şimdi Başakşehir'in teknik direktörü. Son şampiyon Başakşehir'in teknik direktörlüğünden geçmiş bir isim Abdullah Avcı. Galatasaray'ın teknik direktörü Başakşehir şampiyon yapmış Okan Buruk. İşte Ümraniye Spor e, Ligi Recep Hoca. Bu bir tesadüf mü Başakşehir'den yolların çıkması? Yetişmesi. Yani tesadüf yani herkesin Nasıl olacak kullandığı birden? güzel bir kelime de tesadüf yok bence. Benim kendi fikrim saygısızlık olmasın. Hepsinin altında bir emek var, bir e, yani yetişmişlik var, ona adanmışlık var. Okan abinin geldiği yollara baktığınızda buraya gelmesi, Recep Hoca'nın geldiği yollara baktığınızda Recep Hoca'yı Başakşehir o dönem Büyükşehir Belediye'yken scout olarak aldığında e, bildiğim kadarıyla 1200-1300 saat, 1300 saat vakit geçiriyordu sadece oyuncu izlemek için bildiğim kadarıyla. Yani hiç kimse hiçbir yere çok kolay gelmiyor. Yani bugün edindiği beceri, bugün edindiği kalite varsa Ümraniye gibi ki bence diğer takımlara göre oyuncu kalitesi daha düşük bir takımla lige çıktı. Yani bunun altında öyle tesadüf aranmaz. Bizim beraber olmamız, aynı ortamda olmamız da dahi bence tesadüf değil. Çünkü bu çalış bu çalıştığımız insanlar, beraber çalıştığımız insanların hepsinin e, çok belirgin bir ortak özelliği var. Hepsi çok çalışkanlar. Benim son kişisel bir merakım var. Gerçek tamam, Ronaldo tamam. dediğimde aklınıza kim geliyor hocam? <laughs> Yani e, tabii ki beraber oynadım. Fenomen Ronaldo geliyor. Nasıl bir yani nasıl bir oyuncu olarak e, biz şimdi dışarıda izledik televizyondan gördük siz birlikte oynadınız. Yani ya antman da öyle miydi? şimdi çok orman, çalışır mıydı? Belgese izliyoruz ormanın kralı belli İşte aslan yatıyor, topluyor her şeyi. Bir de yani ben onu gördüm bir de yaralıyken gördüm yani hani yaralı aslan gibi gördüm onu ben o ah, sakatlığı dizi fırlamış, tendonlar kopmuş, patella falan fırlamış adamın çıktı antrenmana. Dedim ki bu herhalde topu falan artık öyle süremez. Öyle değilmiş. Gayet de sürüyor. Gayet de 8 kişinin üstüne tek başına topu sürüyor. Yani o oyuncuda görmüş olduğum özellikler, Ronaldo'da görmüş olduğum özellikleri hiçbir oyuncuda görmedim. Ee, hiçbir oyuncuda e, hissetmedim beraber oynadım. Var mı ekleyeceğim bir şey? Valla her şeyi konuştuk. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum kendime. Ben ama. teşekkür ederim. Ee, tekrar sizlerle beraber olmak burada çok güzeldi. Onu söylemek isterim. Ee, i̇nşallah faydamız olur konuştuklarımızla. Kesinlikle. Teşekkür ederiz hocam. Başarılar dileriz bu teşekkür sezonda. Teşekkür ederim. İyi de bir kamp dönemi dileyelim şimdiden. Bol izleyicileri size de çok teşekkür ederiz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Bir başka özel röportajda görüşmek üzere. Burdur'dan herkese selamlar.